Burada iki tane rastsal değişken tanımladım. Benim favori kahvaltılık gevreğim cornflakes olduğu için birinci değişkeni yani x'i rastgele bir cornflakes kutusundaki kahvaltılık gevreğin ağırlığı olarak tanımlıyorum. Bu ağırlık hakkında birkaç şey biliyoruz. Örneğin x'in beklenen değerinin 450 gram olduğunu biliyoruz. Evet bir cornflakes kutusunun üzerine okursanız içerisindeki ürünün net ağırlığının 450 gram olduğu yazar ama Tüm bu kutuların içeriğinin tamı tamına 450 gram olacağı anlamına gelmez bu. Her kutunun içindeki gevreklerin paketlenme koşulları düşünüldüğünde şekilleri ve yoğunlukları dolayısıyla ağırlıkları da farklı olabilir. Bu varyansı standart sapma ile ölçümleyebiliriz. X değişkeninin standart sapmasını 22 gram olarak belirleyelim. Ve videonun devamında da kullanacağımız mantıkla uyumlu olması için X rassal değişkeni, değişkeninin belirli bir aralıktaki değerleri alabildiğini. Yani eğer bir kutunun ağırlığı belirli bir gramajın üzerinde ya da altında ise firmanın o kutuyu satışa çıkarmayacağını varsayalım. Evet buna dayanarak x değişkeni için büyük eşit 425 gram ve küçük eşit 475 gram olarak bir not düşüyorum. Az önce de dediğim gibi bu bilgi bize videonun ilerleyen dakikalarında yardımcı olacak. Şimdi bundan bağımsız olarak bir de burada bir kasemiz olduğunu varsayalım. Kasenin 100 gram alabilen bir kase ve kullanacağımız kaselerin hep aynı kaseler olduğunu düşünelim. Y'nin beklenen değeri de eğer bu kaselerden birini alırsak ya da başka biri bu kaselerden rastgele bir tanesini seçer ve içine cornflakes doldurursa kasedeki cornflakesin ağırlığı her zaman 100 gram olacak. Anlaştık mı? Bu arada x değişkeninde olduğu gibi burada da kaseye konfleksi kimin koymasına koyarken kaseyi sallayıp sallamamasına bağlı olarak ufak da olsa bir varyans olacak. Varyansa sebep olacak şeyleri çoğaltabiliriz ama şimdi zaman kaybetmeden bu varyansın da 17 gramlık bir standart sapma ile ölçüldüğünü düşünelim. Kaseyi dolduranlar da aynen kahvaltılık gevrek firması gibi belirli bir ağırlığın üzerinde ya da altında olan kaseleri sevmiyor ve bu şekildeki kaseleri kullanmıyorlar. Bu yüzden yeğenin alabileceği maksimum değeri 125, minimum değeri de 75 olarak kaydedelim. Tüm bu bilgilere dayanarak rastgele bir kutu cornflakes ve dolu bir kase alıp cornflakes kutusu ve kasenin içeriklerinin toplam ağırlıklarını bulmak istiyoruz istiyorum. Bulmak istediğim şey başka bir deyişle x artı y yani buradaki rassal değişkenlerin toplamı. Daha önceki videolarda gördüğümüz gibi bu toplamın rassal değişkenlerin beklenen değerlerinin toplamına eşit olduğunu biliyoruz. X'in beklenen değeri yani 450 artı Y'nin beklenen değeri 100, 550 gram eder. Peki ya varyans? Sizce varyans içinde buradaki standart sapmaları toplayabilir miyiz? Evet, x artı y'nin standart sapmasını nasıl bulabiliriz? Cevap olarak standart sapmaları değil ama varyansları toplayabileceğimizi söyleyebilirim. Başka bir deyişle x artı y'nin varyansının x'in varyansı artı y'nin varyansına eşit olacağını, evet bunu söylemeye çalışıyorum. Buraya x koyalım, buraya da ve buraya artı y, evet buraya da y yazıyorum. Tabii bunların bağımsız değişkenler olduklarını da not edelim. Büyük harflerle yazacağım. X ve Y'nin bağımsız değişkenler olduklarını varsayıyoruz. Önümüzdeki videoların birinde size bunun yani burada yazan şeyi iddia edebilmek için X ve Y'nin neden bağımsız değişkenler olmaları gerektiğini daha ayrıntılı açıklayacağım. Söz. Bu videoda ispat yapmak istemiyorum ama işin mantığına değinebiliriz. Örneğimizde iki rastsal değişkenimiz için de 50'şer gramlık bir aralık söz konusu. Peki ya toplamları? Toplamlarının alabileceği maksimum değer şöyle yazayım. X artı y'nin alabileceği maksimum değer nedir? Kutu en fazla 475 kasede 125 gram alabiliyordu değil mi? O halde toplam 600 gramdan küçük ya da 600 grama eşit. Kutu en az 425 kasede 75 gram olduğu için de 500 grama eşit ya da 500 gramdan büyük olacak. Toplam için varyansın daha büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Buradaki aralık 50 gramken toplam için 100 grama çıktı. İsterseniz bunu buradaki aralığın üst ve alt değerlerinin, buradaki aralıkların üst ve alt değerlerine göre ortalamadan daha uzak olmaları olarak da yorumlayabilirsiniz. Umarım bunun arkasında yatan mantığı az da olsa anlayabilmişsinizdir. Videoyu bitirmeden bir soru daha sormak istiyorum. Bana x eksi y'nin varyansının ne olacak? söyleyebilir misiniz Bunun içinde değişkenlerin varyanslarının farkını mı almamız gerekir Hadi bir deneyelim x eksi y. Evet yazıyorum. Gelin şimdi biraz bunu düşünelim. Bu farkın alabileceği en küçük değer nedir? Değerin küçük olması için x'in küçük y'nin de büyük olması gerekiyor öyle değil mi? 425 eksi 125. Evet 300 eder. Peki farkın alabileceği en büyük değer bu sefer de x büyük y küçük olmalı. 475 eksi 75. Bu da 400 eder. Gördüğünüz gibi varyans fark içinde toplamda olduğu gibi artıyor. Uç değerler farkın ortalamasından hala daha uzaklar. Farkın ortalaması 450 eksi 100'den 350'dir. Evet uç değerler 350'den 50'şer gram uzaktalar. Az önce de söylediğim gibi size burada bunun arkasında yatan mantığı anlatmaya çalıştım. Yani ispat yapmadığımın altını bir kere daha çizmek istiyorum. İki durumda da x artı y ya da x eksi y'nin varyansı için x ve y'nin bağımsız değişkenler olduklarını varsayıp, varyansları toplayacağız. İsterseniz bir de x artı y'nin standart sapmasını hesaplayalım. Sigma gösterimi kullanarak x artı y'nin varyansını x artı y'nin standart sapmasının karesi olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Ve bu x'in varyansı artı y'nin varyansına eşittir. Peki x'in varyansı neydi? Standart sapma 22 olduğuna göre 22'nin karesi yani 484'tür, öyle değil mi? Y'nin standart sapması da 17 idi. O halde 17'nin karesi de 289 eder. Toplamın varyansı 773'müş. Bunların ikisinin karekökünü alırsak toplamın standart sapmasını da 39 olarak buluruz. Evet, umarım iki rassal değişkeni topladığımız ya da farkını aldığımızda varyansın artmasının arkasında yatan mantığı açıklayabilmişimdir. Sıradaki videoda burada yazanı iddia edebilmek için iki değişkenin neden bağımsız olmaları gerektiğini anlatacağım.